Ne yiyeceksin? Hiçbir şey. Bol sütlü kahve ve su rica ediyorum. Türk kahvesi, sade lütfen. Hemen geliyor. Anlat bakalım. Pardon canım. Beşir dün gece bizi görmüş. Seni Nihal sanmış, şimdilik halloldun. Kim? Dernekten bir arkadaş. Huzursuz oldun, kötü bir haber mi? Yo. Haftaya yapılacak toplantı iptal olmuş, ona haber veriyor. Anlat hadi, neye sıkılıyor canım? Dün akşam Nihat'la konuştuk biraz. Behlül'le ilgili bazı şeyler söyledi. Yapmasın bu saatten sonra artık. Yo, bizimle ilgili bir problem yok. Azerbaycan'dayken sürekli telefonda biriyle konuşuyormuş. Karşı taraf tersliyormuş bunu galiba. Onun üzerine kalkıp dönmek istemiş. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Nihat konuştuğunun Elif'ten başka bir kadın olduğunu düşünmüş. Öyle hissetmiş yani. Allah Allah. O sen misin Bihter? Ne diyorsun sen? Behlül seni rahatsız mı ediyor? Asılıyor mu? Doğru söyle. İnanmıyorum Peker. Ciddi misin sen? Böyle bir şey nasıl düşünürsün? Böyle bir şey sormaya nasıl cesaret edersin? Niye sinirleniyorsun ki? Ben onun yengesiyim. Behlül'ün yengesiyim. Böyle bir şey yapar mıyım? Sen bir şey yaptın ya da yaparsın demiyorum ki. Behlül'ü bildiğim için söylüyorum. Beni de en yakın arkadaşımla aldatmıştı hatırlarsan. O senin eski sevgilin. Belki hala kıskanıyorsun, anlıyorum. Ama yanlış yerlerde sondaj yapıyorsun. İnanmıyorum ya. Tamam, kızma canım. Asılmıştır, sen de terslemişsindir. O kafasına takmıştır, olabilir yani. Ne bileyim, öyle geçti içimden. Annemle oturup car car konuşuyorsunuz, sonra böyle saçma sapan doluyorsun işte. Anneme sordum, evet. Ama azarladı beni. Öyle bir susturdu ki. İyi yapmış. Demek yeni bir şey değil bu. Tamam, kapansın bu konu. Bence de. Ne sen bu konuşmayı yapmış ol, ne de ben duymuş olayım. Yoksa cidden darılacağım sana. Peki. Aman, bir soru sordum, suçlu oldum. Ben de kendine Nihat'la ilgili bir derdim var zannediyorum. Şuna bak, neler düşünüyor. Tamam. Bitti dedik. Bırakayım seni. Yok, taksiyle giderim. Sen bilirsin. Hadi güle güle. Doruk'u öp benim için. Öperim. Bihter. Güle güle. Alo. Neredesin? Elif'teyim. Yanında mı? Yok. Daha gelmedi. Ne oldu? Ne görmüş Beşir? Seni Nihal zannetmiş. Anladım onu, başka? Önce anlamadım. Çıldırdım sinirden. Elimde kalıyordu neredeyse. Kim gördü? Mutfaktakiler. Ama tamam, hallettim ben. Her taraftan köşeye sıkıştı.
biraz önce olay çıktı. Behlül Bey'i Beşir dövüyordu az kalsın. Aa, niye? Bilmiyorum. Ben söylüyorlar. Öğren bakalım şunun aslını. Hı hı. Necmi'cim. Ne diyorsun? Bu kadar çabuk halledeceğini tahmin etmedim. Sağ ol canım. Bizzat sen hallettin öyle mi? Ah canım, zahmet oldu sana. Bize büyük iyilik yaptın. Ailece sana minnettarız. Ama dediğim gibi aramızda. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Çok sağ ol. Tabii tabii, inşallah görüşeceğiz. Tekrar tekrar teşekkürler. Sana da tatlım. Hadi bakalım nikah masasına. Katya banyom hazır mı? Kaç metrekare? Anladım. Manzara var mı? Deprem yönetmeliğine uygun mu? Sizin adresinizi alayım ben. Buyurun lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Daha sonra tekrar arayacağım. Doğru mu duydum? Ev mi arıyorsunuz? Evet. Oturmak için mi, yatırım amaçlı mı? Oturmak için. Bizi bırakmayı mı düşünüyorsunuz yoksa? Yok, işimi bırakmayacağım. Ama kendi evime çıkmak istiyorum artık. Bakalım, yakınlarda bir yer bulursam iyi olacak. Ama daha kesin de değil aslında. Öyle bir düşünce üzerine araştırmaya başladım. Hayırlı olsun. Yalnız çocuklarla paylaşmadım daha. Merak etmeyin, benden çıkmaz. Şu sınav bitene kadar özellikle Nihal'in bilmesini istemiyorum. Anladım. Bihter'in haberi var mı peki? Hı-hı. Henüz Adnan Bey'den başka kimsenin haberi yok. O ne düşünüyor? O nasıl karşıladı? Kararı bana bıraktı. Peki taşınma kararınızın sebebi biz miyiz? Bihter mi yani? Aa, ne münasebet? Ben sadece. Anladım. Artık kendi hayatımı kurmanın zamanı geldi diyorsunuz. Yılları Ziyagillere vakfetmek nereye kadar, değil mi? Başlangıçlar güzeldir tabii. Onun için heyecanlanıyorum. Ama çocuklardan da kopmayı düşünmüyorum. Sadece adresim değişecek. Kimseyi hayatımdan çıkarmayacağım. Sizi çok iyi anlıyorum Deniz Hanım. Thank you.